Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda dikdörtgen konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda dikdörtgenin tanımını verdik ve sonrasında ne yaptık arkadaşlar? Dikdörtgenin yani üçgenlerle ilgili çözülebilen kısımlarından bahsettik. Şimdi ne yapıyoruz? Özellikleri vereceğiz. Baktığımız zaman 3 tane özellik var aslında ama şöyle baktığımız zaman paralel kenarın özelliklerini sıralıyor ya. O yüzden paralel kenardaki özellikler Burada da geçerli. Mesela alansal özellikleri hiç burada yazmadım arkadaşlar. Oradaki paraya kenardaki temel yapılı alan muhabbeti vardı ya. Aynen burada da geçerli arkadaşlar. Ya da paraya kenardaki diğer yazmadığım çoğu özellik, özellik var. Dikdörtgende de geçerli. Paraya kenarda üzerinde çok durduğum için burada bahsetmedim. Mesela bir önceki videoda bahsettim ama e, şundan bahsetmedim. Şöyle 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 şöyle. Ne demekti bu? Karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın neysiydi? Yarısıydı arkadaşlar. Hatta karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti. Şu ikisinin toplamıyla bu ikisinin toplamı birbirine eşitti. Ya da karşılıklı alanlar toplamları üçgenlerde dikdörtgen alanın yarısı diye de bir özellik vardı. Mesela burada vermedik. Paraya kenardan bildiğimiz için arkadaşlar. Tamam Şimdi ne yapalım? Şu dikdörtgene has özelliklerden bahsedelim arkadaşlar size. Neleri bilmemiz gerekiyorsa onları verdik arkadaşlar özellik olarak da. Bazı kitapları açsak yani onlarca onlarca özellik var arkadaşlar ama yani emin olun her soru tipini ben sizin karşınıza özellik olarak çıkartabilirim. Ben yani tutup da öyle çok detaylı özellikleri de yazmak istemedim burada. Çünkü zaten o özellikleri de sen bir soru gibi düşünüp kendinde çıkartabilirsin. Ama soru gibi çıkart e, önemli olan özelliği ya da kendinin çıkartmasının zor olduğu özellikleri burada yazdım arkadaşlar. Bir de en önemli de özellik köşegenlerle alakalı özelliği de yazdık tabii ki. Hadi bakalım özellikle başlayalım. Birinci özellikle. Birinci özellik ne diyor? Dikdörtgende köşegenler birbirine eşittir. Bakalım gerçekten öyle mi? Arkadaşlar ilk önce şuraya bakmayalım. Ben şurada bir göstereyim size. Paralel kenarda ne oluyordu? Köşegenler birbirini ortalıyordu değil mi arkadaşlar? Evet birbirini ortalıyordu. Tamam. Şunlar birbirini şöyle şöyle ortalıyordu. Bu da ortalıyordu ama bunlar farklıydı değil mi böyle? Evet. E ee, arkadaş burası 90 derece. 90'dan çizilen kenar ortaya oluştu. Muhteşem üstten. Burası da eşit olur. E eşitse burası da eşit oldu. Gerçekten de ne oldu? Dikdörtgende köşegenler birbirine eşit oldu. Yani çizgi 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 çizgi. A A dersem 2 A burası 2 A burası köşegenler eşit oldu. Hatta güzel bir şey daha çıktı. Köşegenlerin kesim noktasından köşelere olan uzakları da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Birincisi bu. Hem köşegenlerin eşit olması hem de köşegenlerin kesim noktasının köşelere olan uzaklarının birbirine eşit olması özelliği bakın ispatladık burada. Ya da diğer ispatı şu da yapabilirdik. A, B. Bu Pisagor bağıntısından A kare artı B kare eşitliğim bu. Evet. Şu Pisagor bağıntısından kare içinde A kare artı B kare eşitliğim bu. Evet. Oradaki uzunlukların birbirine eşitliğini bu şekilde de gösterebiliriz arkadaşlar. Geldik ikinci özelliğe. Ki biz bunu paraya kenarda da söylemiştik ama burada da kullandığımız için ne yaptım? Ben bunu yine özellikler arasına yazdım arkadaşlar. Paraya kenarda da önemli e, göstermiştim. Aslında Geçen sene anlatmadım mesela. Ama yani sanki bilinse iyi olur diye bu sene de ben bunu özellikler arasına da koydum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi dikdörtgende karşılıklı köşelerden köşegene çizilen dikmeler birbirine eşittir. Evet köşegene karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşittir. Hocam nereden geliyor bu? İki sebebi var. Birincisi hocam buradaki alanla buradaki alan aynı değil mi? Aynı. E bu üçgenlerin alanları aynı. Tabanları da aynı olduğuna göre yükseklerinin de aynı olması gayet normal diyebiliriz. Birinci çözüm yöntemi bu. İkinci çözüm yöntemi de açıya dalacak da olursak alfa beta alfa beta alfa beta. Aa hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta şu dikdörtgende bu kenarlar eşit ya. Eşit olduğundan dolayı 90'ın karşısındaki kenarlar birbirine eşit oldu. İki üçgen eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı burada çift çizgiyken beta'nın karşısı burada çift çizgi. Hatta güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Şu kenarla da şu kenarda birbirine eşit olmuş oldu arkadaşlar. Bakın şunları bir sileyim. Şimdi ne çıktı arkadaşlar ekstradan? Burada arkadaşlar şunu da direkt söyleyebiliriz. Karşılıklı köşelerden çizilen yüksekler birbirine eşit. Aynı zamanda yükseklik ayaklarının, dikme ayaklarının köşelere olan uzakları da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Yakın olan köşesine olan uzaklıkları da birbirine eşit diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Nereden çıktı? Eş üçgenden çıktı. Hatta paraya kenarda da söylemiştik. Hatta buradan dolayı şöyle bir şey de çıkıyor demiştik. Hani dikdörtgende de söyleyebiliriz onu. Hocam o zaman burada kalan A ise burada kalan A. Burada kalan B ise burada kalan B. Sebep şu üçgenin alanında bu taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi bu? Evet. Bu da taban çarpı yükseklik bölü 2. Evet. Ve aynı tabana ait yükseklikler birbirine eşit. Niye? Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşit olduğunu zaten buradan biliyoruz hem tabanları eşit hem de yüksekleri eşit olduğu için ne olmak zorunda bu alanlar birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. İspat da buradan geliyor arkadaşlar. Tamam? Mı? Yani bir köşe gene üzerinde bir nokta alındı da köşe e, karşı köşelerine e, gittiğimiz zaman üçgenler oluşturduğumuz zaman şu alanlar birbirine eşit, buradaki kalanlar da birbirine eşit. Aynısı paralel kenarda da söylemiştik size. Gelelim bir sonraki özelliğe. Arkadaşlar şimdi ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmadığı için özellikle Ayette de ne yapacağı belli olmaca, olmadığı için yani ayette de direkt bir özellik sorabilir. Mesela bir LYS sınavında eski sınavda yani çok da eski sınavda değil arkadaşlar. Yani 5-6 yıllık bir geçmişi var. Mesela şu paralel kenardaki bu özelliği sormuştu arkadaşlar. Bu özellik direkt sınavda çıkmıştı. Hatırlayın bu özellik ne arkadaşlar? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamı A, B, C ve D ise A artı D ne eşit arkadaşlar? B artı C'ye eşit diye bir özellik var vardı arkadaşlar. Ki zaten dörtgenlerde böyle ilginç özellikler yani aklımıza yani ezberlemekte zorlandığımız özellikler diyelim. Çok ilginç özellikler. İspatının zor olduğu özelliklerde hep ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Hep karşılıklı köşeler var. Hatırla dörtgende de karşılıklı şeyler var mesela kenarlar da var. Ya da karşılıklı köşelerden çizilenler var. Dörtgende de öyle değil miydi zaten? A, B, C, D. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen şey neydi? Tamam alan dör, bir dörtgen alanı köşegenler çarpımının yarısına eşitti. O ayrı. Bir de karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. A kare artı C kare B kare artı D kareye eşitti arkadaşlar. Bak bu da karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları birbirine eşit. Dik dörtgende de arkadaşlar. Özellikle dikin olduğu yerlerde kare vardır. Çünkü Pisagor'dan çıkar ispatı arkadaşlar. Dikdörtgenin içinde ya da dışında bir nokta aldığında da yine karşılıklı köşeler birbirine yine karşılıklı köşelerle alakalı bir kural var arkadaşlar. Bak çok da güzel özetledik. Dörtgende köşegenler dik kesirse karşılıklı kenarların kareleri toplamları paraya kenarda böyle bir doğruya paraleller çizilmişse karşılıklı kenarların toplamları birbirine eşit. Kareleri değil bakın, toplamları eşit. 90 olduğu zaman kareleri giriyor şimdi E dikdörtgende de 90 derece var ya e burada da yine karşılıklı kenarlardan çizilen uzunlukların kareleri toplamları. Yani a, b, c, d diyecek olursam a kare artı c kare a kare artı c kare eşittir b kare artı d kareye eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Bak 3 tane gıcık özellik ve ispatı da gıcık arkadaşlar. İspatının da nereden geldiğini şimdi yolunu yordamını göstereceğim size arkadaşlar. Tamam mı? Ama özelliğimiz bu. İçinde ya da dışında bir nokta alındığı zaman karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşit. Aynı şekilde burada da arkadaşlar. Mesela bu A, B, C, D ise yine karşılıklı köşeler. PA'nın karesi artı PC'nin karesi yani A kare artı C kare. B kare artı D kareye eşittir arkadaşlar. Peki hocam bu nereden geliyor? Arkadaşlar nereden gelecek? 90 varsa ne vardı? Pisagor bağıntısı vardı değil mi? Evet 90 varsa Pisagor bağıntısı vardır. O zaman dik üçgen yapacağız. E buradan bir dik çizsem, buradan da bir dik çizsem Pisagor bağıntılarını yapacağız arkadaşlar. Mesela burası A ise, burası da A, burası B ise, burası da B midir? Evet. Buraya C dersem, buraya da D dersem, burası da C artı D yaptı arkadaşlar. Burası da C artı D yaptı. Arkadaş bir burada Pisagor yapacağım, bir burada Pisagor yapacağım. Hani buraya e, M, N, işte A, B demeyelim. A ve B'yi şurada kullandım değil mi arkadaşlar? Dur bakayım. Şu harfleri değiştireyim arkadaşlar. Tam ispatı yapayım isterseniz size. Şu A dedim şuraya. Buraya B dedim. Buraya C dedim. Buraya da D dedim arkadaşlar. Şimdi şurada şuraya X, buraya Y diyecek olursam. Burası da X, burası da Y oldu değil mi? Tamam. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir burada Pisagor, bir burada Pisagor. Her ikisinde de H ortak mı? Ortak. H kare neye eşittir arkadaşlar? Karesi eksi karesi. D kare eksi X kare eşit. H kare neye eşit? C kare eksi Y kare eşit. C kare eksi y kare eşit oldu. Güzel. Şimdi buradan ne geldi o zaman arkadaşlar? D ile ee, C yan yana istiyorum ben. O zaman ben bunu buraya atayım. Bunu da buraya atayım. D kare eksi C kare eşittir. X kare eksi y kare eşit oldu. Gelelim aşağıdakine. Burada ne diyelim? Bir burada Pisagor bir burada Pisagor. Her ikisinde de ortak. ne ortak? N kare de burada neye eşit? Karesi eksi karesi. A kare eksi x kare. Aynı zamanda b kare eksi y kare eşit arkadaşlar. Evet. Burada da arkadaşlar ne lazım bana? E, ee, A'lı B'li lazım. B kareyi buraya atayım o zaman. A kare eksi B kare eşittir. X kare eksi Y kare oldu. A ne çıktı? X kare eksi Y kare hem D kare eksi C kare eşit arkadaşlar. Hem de A kare eksi B kare eşit. Vay. Bunu C kareyi buraya atalım. D B kareyi de buraya atalım. O zaman D kare artı B kare eşittir. A kare artı C kare oldu mu? Öyle değil miydi zaten? A kare artı C kare b kare artı d de kare demiştik zaten arkadaşlar biz de onun da ispatını yaptık. Nereden geldi? Dik üçgenden geldi. Evet ispatı biraz gıcık olduğu için bunu da şu furuya katabiliriz. Karşılıklı. Karşılıklılarda ne var? 90'lık varsa kareleri toplamı. 90'lık yoksa paraya kenarda 90'lık yok ya. Paraya kenarda 90'lık yok. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamı diyeceğiz. Diğerlerinde kareleri toplamı diyeceğiz. Bunda da mesela karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları a kare artı c kare b kare artı d kareye eşit olacaktır arkadaşlar. Böylelikle dörtgenlerdeki en gıcık formüller, en gıcık özellikler böylelikle akılda kalmış oldu arkadaşlar. Hepsini bir yerde toplamış olduk. Aynı mantık içerisine toplamış olduk. Sizin için de kolaylık oldu arkadaşlar. Şahsen ben de zorlanıyordum. Ula bu vardı, işte şu vardı, sonra bu vardı, sonra bu girdi. A bir baktım sonrasında üçü de aynı mantık içerisinde. Sonra her üç özellik de aklıma gelmeye başladı arkadaşlar. Sizin de büyük ihtimalle aynen öyle olacak. Evet, özellikler bu kadar. İspatları da yaptık. Aynı zamanda dik üçgende Pisagor bağıntısında şey yaptık. Ortak olan kenarı yalnız bırakma hikayesi falan. Gerçekten de güzel oldu. İspatlar tabii ki önemli. Geldik şimdi sorulara. ABC'de dik dörtgen Şunlar köşegen verilmiş. Bir de AE uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. AE uzunluğu K iken BD uzunluğu 2K verilmiş. Hocam burası 2K. E ben şunu biliyorum. Şu, 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 şu birbirine eşit. Hocam tamam 2K ya. O zaman burası da K, burası da K, burası da K aldı. A burası da K ya. Burası da çift çizgi. Neler çıktı burada bak. Burada da ikizkenar var. Şurada da ikizkenar var. E şurada da küçük ikizkenar var. En küçük İkiz kenardan taban açısı yazmayı başlamaya uyduk. Başlayalım. A, A. İki iç açı, bir dış açı. 2 A. Burada da ikiz kenar. Burası da 2 A. Hocam şurası da ikiz kenarda zaten. Şu ikiz kenarda A ise burası da A. 2, 4, 5 A. 5 A. A eşittir 180'den A'yı buradan 36 bulduk. A, D, açısı isteniyor. ADB. Şu da kaçı. Hocam burada kaç ile burada kaçı birbirine eşit. A'yı zaten sen 36 buldun. Burası da 54 yapar. 90'a tamamlayan açısı olduğundan dolayı. 54 ise burada kaçı da 54 oldu? Yani cevabımız 54 oldu sevgili gençler. Evet bu örneğin cevabı 54 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi arkadaşlar neyse DE söyleyecek bir şeyim vardı ama sorunun ortasında söyleyeyim onu. DE ile AC birbirine eşit verilmiş. Çok karışık olunca çift çizgiyi koymuyoruz. Böyle tırtıklıyoruz değil mi arkadaşlar? Tırtıklayalım. Aha bununla bu. Ana ne kadar alakasız bir yerde bir eşitlik var arkadaşlar. Değil mi? Evet. Şimdiye kadar biz bu zamana kadar köşegenleri eşit olan herhangi bir dörtgen gördük mü? Ne işledik zaten biz? E, Paralelkenar işledik. Köşegenleri eşit değil. Deltoid istedik, Eşit değil. Eşkenar dörtgen işledik. Eşit değil. Dikdörtgen işledik. Köşegenleri eşit olan bir dörtgen. Arkadaşlar dikdörtgen e, sonraki derste göreceğimiz kare bir de x kenar yamukta köşegenler eşittir. Bu tür dörtgenlerde hatta ve hatta düzgün çokgenlerde de bazı köşegenler birbirine eşit arkadaşlar. Düzgün çokgenlerde bu grubun içerisine atarak da konuşuyorum arkadaşlar. Köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse ilgi alakayı kurmamız gerekecek ya. Ne yapacaksın? Köşegenler eşit olduğu için diğer köşegeni de sen çizeceksin kardeşim. Unutma bunu. Köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmişse diğer köşegeni de sen çiz, ilgi alaka çıksın. Çıktı mı burada ilgi alaka? <laughs> evet. Aa hocam köşegenler birbirine eşitliğini gösterdim. Ne çıktı? Bununla bu birbirine eşit oldu. Yani ikizkenar çıktı. Öncelikle şuradaki uzunlukların da birbirine eşit olduğunu biliyoruz. 70, 90 ise burası da 20 olduğunu biliyoruz. Hocam bu ikizkenar çıktı ya böyle. Taban açısı 70 ise diğer taban açısı da 70 olur mu? Olur. Yani şurası 70 olacak. O zaman buraya 50 kaldı. E tamamı şurada kaçın tamamı 90 derece. O zaman burası 40 yaptı. İkiz kenardan dolayı da burayı da kaç bulduk arkadaşlar? 40 derece olarak buldum. Yani bu sorunun cevabı da kaç çıktı arkadaşlar? 40 çıktı. Unutmayın köşegenleri eşit olan dörtgenlerde. Yani bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmişse ne yapıyoruz? Diğer köşegeni kesinlikle ama kesinlikle çiziyoruz arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Ya bak soru ilk önce şunu yazalım. Köşegenler çizilmiş. Köşegenler çizildi. Şunların eşit olduğunu biz biliyor muyuz arkadaşlar? Biliyoruz. Aa hocam 16 burası da 16. Buraya kaç kaldı? 10 kaldı. Hocam ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgende tabanda mevcut mu burada? Mevcut. Yani sen dikdörtgen konusundasın diye üçgeni unutma kardeşim. İkiz kenar üçgen çıktı mı karşına çıktı. E, i̇kiz kenarda her zaman söylediğim şey. İkiz kenar üçgen tabanla mevcutsa tabanla ait yüksekliği çizeceksin bir kere değil mi? Evet çizeceğiz. Ama çizmeden önce Yahu adam sana buradaki nokta açılarını boşu boşuna mı verdi? Değil mi? Ne demek istiyor sana? Yazar ne demek istiyor? Kardeşim açıya dal diyor sana. Dal kardeşim açıya. Dal bakayım açıya. Dalalım bakalım açıya arkadaşlar. Yani burası alfayken burası da alfa. İkiz kenardan dolayı burası da alfa. Hocam tamamı 90 ise burası beta. Alfa ile beta'nın toplamının sen ne olduğunu biliyorsun. 90. A, alfa ile beta'nın toplamı 90'sa burası 90 derece oldu mu? Oldu. Tamam. Burası 90 çıktı. Açıya daldık. Şimdi ek çizim yapmam gerekiyorsa yapacağım. İkiz kenar var. Tabanda mevcut. İnsan olan tabana ait yüksekliği çizer. Çizdik. 16 2 eş parçaya bölecek. 8'e 8. Ne kaldı buraya? 2. A dikten dikindi. Ne var burada? Öklit. Her zaman söylemişimdir. E, verilen bilgiyi kullan ki öyle yaptık. Ve bir de sırayla bulduğum bilgiyi de kullan diyoruz. Biz burada 90'ı boş boşuna bulmadık değil mi? Ne var burada? 90 derece var. Dikten dik çizilmiş. Yani ökleti de uygulayacağız zaman. H kare eşittir P çarpı K'dan. H kare eşittir 2 çarpı 8'den dolayı. 16 yaptı burası H kare. H da buradan kaç çıkar arkadaşlar? 4 çıktı. H dediğimiz 4 çıktı. Bizden de zaten A, E, O üçgenin alanı isteniyor. E, taban da belli. Yükseklik de belli. En kolay kısım alan değil midir arkadaşlar? Evet. Yani 10 çarpı 4 bölü 2, 40 bölü 2'den kaç çıktı cevabımız? 20 çıktı arkadaşlar. Evet böylelikle bu sorunun cevabını ne bulduk? 20 bulduk. Farklı yollarla yapabilirsiniz. Bakın bakış açınıza göre de değişebilir. Mesela <laughs> bu soruyu daha farklı bir şekilde nasıl yapabilirim mesela ben? Tamam burayı 90 bulduk. 90 bulduk daha sonra mesela şöyle de yapabilirsiniz. Bak şurayı sileyim isterseniz. Hocam burayı 90 bulduk ya. Tamam insanlık yapmadınız diyelim mesela. çevre tabana ait yüksekliği çizmediniz diyelim mesela. Tamam mı? Aa hocam dik tabanı iki eş parçaya böldü. Dik tabanı iki eş parçaya bölünce aklınıza ne gelir? İkiz kenar. Aklınıza gelen başınıza gelsin. Hop ikiz kenar oluşturdunuz. Hocam 10. Hocam burası da 10 yapar. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Tamam burayı 8 bulduk. Ya ama hocam benim şuradaki üçgenin alanını bulmam için üçgenin alanı neydi? Dik üçgense ya dik kenar çarpımının yarısı dik kenarlar çarpımının yarısı ya da taban yani dik kenarlar yok. Taban çarpı tabana ait yüksek böyle ki tabana ait yüksekliği bulacağız. Aa hocam bunlar eşit ya ort taban çıktı direkt de 4 diyebilirdiniz arkadaşlar. Farklı farklı yollar da var tabii ki. Her zaman Bakış açınıza göre de soru değişebiliyor arkadaşlar. Çözüm değişebiliyor daha doğrusu. Evet bu örneğin cevabını yine 10 çarpı 4 bölü 2'den buradan da 20 çıktı arkadaşlar. Geldik şu örneğe. Sözel bir soru ne diyor? Bir ABCD dikdörtgeninde A, ABCD dikdörtgeni demiş. Hemen bir ABCD dikdörtgeni çizelim arkadaşlar. Çizelim bakalım. Şöyle bir ABCD dikdörtgeni çizdik. şöyle bir harflendirelim mi? Harflendirelim. A, B, C ve D. Harflendirdik bakalım. Sonra ne diyor arkadaşlar bize? AB üzerinde bir E noktası seçiliyor. AB üzerinde şurada bir E noktası seçilmişim. Aklımda bulunsun. Dikdörtgenin ağırlık merkezinin. Dikdörtgenin ağırlık merkezi neresidir arkadaşlar? Dikdörtgenin ağırlık merkezi tabii ki köşegenlerinin kesim noktasıdır. Köşegenlerinin kesim noktası ağırlık merkezi arkadaşlar. Tam olarak burası. Peki. Dikdörtgenin ağırlık merkezinin E noktasına en kısa uzaklığı 5 birim. Hmm. Buradaki ağırlık merkezinin 5 birim uzunluğunu yapacağım arkadaşlar. Buradan buraya çizilen en kısa uzaklık mesela belli bir sayıdır. Atıyorum 2 gibi. 5 birim uzunluğu 2'den büyük olacak değil mi? Hocam 5 evet. birim sola da gidebilirim. 5 birim sağa da gidebilirim. O zaman iki ihtimal var mı arkadaşlar burada? Var. O zaman 5 birim böyle de böyle de. Çünkü ikizkenar kenar ya arkadaşlar. Çizilen yükseklik burada. Yüksekliğin ya solunda olacak ya da sağında olacak. Çünkü oluşan dikdörtgenlerin alanları toplamı isteniyor bizden. Siz büyük ihtimalle E'yi burada seçtiniz ya da burada seçtiniz. Tek bir değer buldunuz arkadaşlar. Ondan dolayı sıkıntı yaşadınız. Mantığı anladınız mı? Çizilen yükseklik burada ya. Mesela atıyorum 2 birim. 2 birimden büyük değerler nerede? Ya burada ya burada ya böyle. 2'den büyük değerler ya da sağ tarafında da aynı şekilde olmaz mı? Olur. O zaman biz ne yapalım arkadaşlar? Burada şu dikdörtgenden bir tane daha çizelim arkadaşlar. Hop çizdik. Hadi bakalım. E noktasını bir şurada alalım arkadaşlar. E noktasını bir burada alalım. Yani yüksekliğin neresinde aldım arkadaşlar? Solunda bir de burasını alayım. Adam ne diyor? EB'nin uzunluğuyla BC'nin uzunluğu 8 birimmiş. Burası eb'nin uzunluğu ve bc'nin uzunluğu 8 birim. Burası da 8 birim. Şimdi burası da eb'nin uzunluğu 8 birim. Burası da 8 birim. Yani şeklimiz ya böyle olacak ya da böyle olacak arkadaşlar. Bu arada e noktasına en kısa uzaklığı kaçmış arkadaşlar? 5'miş. E noktasının en kısa uzaklığı dediğimiz bu arkadaşlar. Yani hiçbir yere dolanmadan gidecek. Hocam en kısa uzaklık şey değil midir diye soruyorsunuz bazen. E, Dik olan uzaklık değil midir? Ya kardeşim... Şimdi A ile B noktaları arasındaki en kısa uzaklık derse tabi noktaları dümdüz çizersiniz. En kısa uzaklığını bulursunuz. Ya da noktanın doğruya olan uzaklığı demiyor ki noktanın doğruya olan en kısa uzaklığı dese tamam dik olarak yapacağız arkadaşlar ona. Ama burada ne diyor? Bu köşegenlerin kesim noktasının yani ağırlık merkezinin E noktasına en kısa uzaklığı. Yani sen A'dan başlayıp şöyle dolanıp 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 da gelebilirsin buraya. Ama bunlardan en kısası bu şekilde değil midir? Evet. Yani oradaki diklik kavramını şöyle bir kafanızda o soru işareti kalmasın. Dik olan değil. AE uzunluğunu bize 5 vermiş. Hatta AE uzunluğu burada da 5 olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ben şunu biliyorum. Hocam şu köşegenler birbirine eşit. Aynı şekilde köşegenler birbirine eşit olduğunu biliyorum. Benim burada ne yapmam lazım? Şu 5'e ait bir 90 dereceye karşılık getirmem lazım. E buradan bir dik çizersem. Aynı zamanda ne oluşmuş oldu arkadaşlar? Bir orta taban oluşmuş oldu. Şunlar eşit ya. 8 ise burası kaç oldu? 4. 4, <laughs> 4 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgenler. 3 oldu. Buraya 5 kaldı. Hatta bu orta taban çizgisi ya da ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için burası 5 birimse burası da 5 birim olacak. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. Yani şu toplamda burası 10 yaptı. Oluşan dikdörtgenin bir kenarı 10 yaptı. Diğer kenarı 8 yaptı. Bu dikdörtgenin alanı 10 çarpı 8'den 80 yaptı. Şuna bakalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde hop dike çizecek olursak 8 ise ort tabandan dolayı 4. 3 4 5 üçgeninden burası da 3 çıktı. E hocam bu çizilen dik ort taban çizgisiydi. Burası 11 ise burası da 11 olacak. Toplamda burası da kaç yaptı o zaman? 22 yaptı. E o zaman 22 ile de 8'in çarpımı da bu dikdörtgenin alanı yapacaktır. O da kaç yaptı? 8 kere 2 16 16 176 yaptı. O zaman bizden 80 ile 176'nın toplamı isteniyor. O da kaç çıkar arkadaşlar? 256 çıkar. Güzel bir soru. Yani hoş bir soru. Ama buna dikkat edin arkadaşlar. Şöyle 5 birim özellikle bir üçgende böyle x kenar üçgende 5 birim uzunluğundan bahsediyorsa tabanda bir nokta alınıp da bir yüksekliğin solunda olacak bir yüksekliğin sağında olacak hikayesi de var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Geldik bir sonraki soruya. Ken 06 artık öğrendiniz değil mi Ken 06'yı? Evet bir tabloyu asalım bakalım. Şu arkaya bir tane tablo asacağım valla. Ken 06 tablosu. Bir yap, yaptırayım değil mi bir tane Ken 06? Şöyle güzel bir orijinal bir Ken 06 tablosu. Neyse. Gerçi gösterişi hiç sevmiyorum biliyorsunuz ama. Ne devam edelim. Hocam nasıl sevmiyorsunuz? Sorularda hep Ken 06 yazıyorsun diyeceksiniz ama. Laf sokanlarda vardır. Hadi neyse devam. Kenar uzunlukları 24 cm ve 32 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo. Ağırlık merkezinden çivi çakılarak AB kenarı zemine paralel olacak şekilde duvara sabitlenmiştir. Ağırlık merkezi. Gençler ağırlık merkezi neresi? Hocam köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezi. Tamam. Tam köşegenlerin kesim noktasını çizdim. Buradan çiviyle asılmış arkadaşlar. Yani çivimiz işte tam burada. Köşegenlerin kesim noktasında. Aha da burada. Peki tablo döndürüldüğünde şekil 2'deki gibi B köşesi zemine değdiğine göre bak şekil 2'deki gibi B köşesi ne yapıyormuş? Zemine değecekmiş. Duvara asılı zemine değecek. Tablo ilk durumda zeminden en fazla kaç santimetre yukarıya konulabilir diye soruluyor arkadaşlar. Bana bir tek şart sunmuş arkadaşlar. Ne şartı sunmuş? Ben B köşesine göre Çiviyi koydum. Tam buraya ortaya koydum arkadaşlar. E, köşegenlerin kesim noktasına. B, bana bir şart sunulmuş sadece. B köşesi zemine değdiğine göre demiş. Hmm, bunu kullanacağım. Şimdi ben bu tabloyu döndürürken ne yapacağım arkadaşlar? Aslında bu tablo dönerken ne yapıyor? Bak şu merkezli şu B köşesini döndürürken. Hop şöyle bir dönüş yapacak değil mi? Dönerken hatta şuraya gelmiş. Şuraya gelmiş. Daha yukarı yaparsam hocam burada değecek. Daha yukarı yaparsam hocam burada değecek. Daha yukarı yaparsam tam böyle değecek. Daha da yukarıda yaparsam belki de hiç değmeyecek. Yani şöyle bir yerde olacak. Bize değdiği andaki yer soruluyor. O zaman ben B köşesini döndürürken ki durumu düşüneceğim. Arkadaşlar B köşesi, B köşesi yaparken burada döndürürsem olmaz. Yani bu nokta tam buradayken buraya geldi. O noktayı az yukarı Şuradaki noktayı arkadaşlar az yukarı kaydırdığımı ya dikdörtgen şeklindeki tabloyu az yukarı kaydırdığımı düşünsen o buraya gelecek. Az daha yukarı kaydırırsam o buraya gelecek. Yani şöyle bir dairesel hareket yapmayacak mı arkadaşlar? Döndürmelerde ne diyorduk? Şu B dairesel hareket şeklinde dönecektir. O zaman bizim dairesel hareket şeklinde dönerken şu merkezli şu B noktasını düşünün. B noktası tam burada teğet geçerse tam burada teğet geçtiğinde arkadaşlar bak B noktasını döndürdüm arkadaşlar. Şuradaki B noktasını döndürdüm. Hop. Tam teğet geçerse de sonuçta zemine de teğet demek zemine de teğet noktası var demek değil midir? Zemine de değiyor anlamında değil midir arkadaşlar? Evet. Tamam belki daha çemberi görmedik ama 11. sınıfta gördük. Hani merkez teğet çektik. Özellikle beni dinleyenler bilir. Hocam tam burada teğet geçiyor. Yani tam buradaki bu noktada diyor. Bak B nokta B köşesi tablo döndürüldüğünde böyle hareket eder arkadaşlar değil mi? dairesel hareket ettiğini hep daha öncesinde de açıkladım. Aslında çok kolay bir soru ama net bir şekilde açıklamak için bu kadar oyalanıyorum. Tam böyle B köşesi buraya geldi. Buradayken şey olacak işte. Tam buradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. Buradaki uzunluk neye eşittir arkadaşlar? Şu bizim yarıçap uzunluğuna eşit değil midir? Bakın bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarıçap uzunluğuna eşittir. Yani yarıçap uzunluğunu bulacak olursam, e, tablonun ne kadar yüksek olduğunu buluruz. Ama e, tablo ilk duruma durumda zeminden en fazla kaç santimetre yukarı konulabilir? Yani bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaş, arkadaşlar aslında. Şimdi ne var burada? Tabloda zemine paralel ya. Merkez varsa teğet varsa çektikten dolayı burası teğet noktası ya. Şuranın 90 derece olduğunu biliyoruz arkadaşlar biz. E şunlar da birbirine eşit. Bu da eşit. Bu da eşit. Hatta aynı zamanda bu da eşit olduğunu zaten söyledik biraz önce. Çünkü yarışa uzunluğu burası. Arkadaşlar zeminle bu birbirine paralel olduğundan dolayı burası da 90 derece değil mi? Evet. A ne çıktı arkadaşlar burada? Şurası 24 ise orta taban çıktı mı? Çıktı. Ya da bazı arkadaşlar şey yapabilir. Hocam 32 ise burası 16 16 oldu. Ee, sonra 12 bak 24 ve 32'den dolayı Pisagor'dan burayı bulup sonra burayı bulup sonra buradaki Pisagor'dan yapabilirsiniz tabii ki. Ama zaten burada ne var? Hocam şurada bir orta taban çıktı. 24 ise burası kaç yapar? 12 yapar diyebilirsiniz. E 12 16 ise burası da 20 birim yaptı. Aynen öyle. Burası 20 ise şu yarı çap bu da yarı çap olduğundan dolayı burası da 20 yapacak. Şunun da tamam 20 yapacak. 12'si buradaysa burası da 8 olmaz mı arkadaşlar? Olur. Demek ki cevabımız tablonun bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Tablomuz zeminden ne kadar uzaklıkta asılmalıdır arkadaşlar? En fazla en fazla 8 cm yukarıda asılmalıdır. 8'den bir tık daha böyle 9 santimetre yukarı koysam tablo döndüm döndün durdum şarkısını söyler arkadaşlar. Yani zemine hiçbir şekilde değmez arkadaşlar. Tamam. Yani cevabımız böylelikle 8 çıktı. Çok da kolay bir sorudur. Ve ya size bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar yeni nesil soru böyle yazılır. Mesela çemberde çember konusuna geldiğimiz zaman söyleyeceğim. Bak dedim böyle çemberde halı asmıştım mesela ben. Aşırı derecede kolay bir soru dedim. Bak ÖSYM'in nasıl soruları böyle soruyor dedim. Tak güneş sorusu. Aynı mantıkta çözüldü arkadaşlar. Aynı soru. Aynı sorunun güneşlisi. Laciverti güneşlisi. İşte bak dikkat edin arkadaşlar. Bu da çok kolay bir soru. Böyle bir soruyla da yine karşılaşabilirsiniz. Haberiniz olsun. Buna bir yıldız atın derim. Çok kolay bir soru olmasına rağmen sınavda çıkacak bir soru arkadaşlar. Geldik buraya. ABC'de dikdörtgen. E eleman AC demiş. Ya burada herhangi bir yerde arkadaşlar bu. Burası 2 kök 5 4 kök 5. Yukarıda verilere göre E noktasının B'ye en yakın olduğu noktada. E noktasının B'ye en yakın olduğu noktada. Arkadaşlar E noktası oynak bir nokta ya. Yani şuralarda bir yerde. Şuralarda bir yerde. E'nin yani E noktası buradayken B'ye bu kadar uzakta. E noktası buradayken B'ye bu kadar uzakta. Buradayken bu kadar uzakta. Bak daha da kısa oluyor değil mi arkadaşlar şöyle. Hangisi daha kısa? Tamam şurası daha kısaymış gibi duruyor. Ama bunun şeyini aslında tam tersini düşün. B noktasının bu doğru üzerindeki bir noktaya en kısa olduğu yer dik olduğu yer değil midir arkadaşlar? Evet. Yani şurası dik olduğunda arkadaşlar E noktası B'ye en yakın olduğu yerdedir arkadaşlar. Bak E oynak bir noktaymış. Tekrar bakıyoruz. E eleman AC demek. Oynak bir nokta. Bize diyor ki yukarıda verilenlere göre E noktasının B'ye en yakın olduğu noktada e noktasının B'ye en yakın olduğu noktada tam dik olduğu yerdedir. Bizden DE uzunluğu nedir diye isteniyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi DE uzunluğu isteniyor. 2 kök 5 ise burası da iki kök 5 midir arkadaşlar? Evet. Burada ne var arkadaşlar? Aha. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Şeyden yapmam. Öklitten, Möklitten, Pisagor'dan, Pisagor'dan yapmam. Niye? Vallahi 90'lar havada uçuşuyor. Öklitte de görsem ben böyle 1'e 2 oran direkt e, alfadan beta'ya geçişi yaparım. Anladınız siz beni. Direkt arkadaşlar. Bazılarınız şunu yapacak. Hocam Pisagor'dan burayı buluruz. Sonra şu yüksekliği buluruz. Pisagor'lardan şunları buluruz falan filan. Sonra de e, falan da bulabiliriz diyebilirsiniz tabii ki. Ama ben ne yapacağım? 1'e 2 oran var arkadaşlar dik kenarlarda. 1'e 2 ya da 1'e 3 olduğunda ben daha kısasını biliyorum. Siz de kullanın lütfen. Sırf siz kullanın diye bu şekilde yapıyorum. Bak. Alfa betalı üçgenler benzer. Alfadan beta'ya geçiş kaça kaç? 1'e 2. Hatta bu alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 gördüğün yerde en küçük üçgenden başla. 1'e 2'ye başla. Başla bakayım kardeşim. Alfanın karşısı k iken beta'nın karşısı 2k'dır. Hatta alfanın karşısı 2k ise beta'nın karşısı 4k'dır değil mi arkadaşlar? Çünkü alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. A 1 2 kök 5 üçgeni yani k kök 5 eşittir 2 kök 5 ise k'yı sen buradan kaç buldun? 2 buldun. k 2 çıktı burası 8 çıktı. Burası da 4 çıktı arkadaşlar. Tamam. Bak daha kolay bir şekilde bulduk. Şimdi ne yapacağız? İki farklı şekilde yapabilirsiniz. Hocam birini söyle der. Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların kareleri toplamları. X'in karesi artı 4'ün karesi. Eşittir. Şu 8'in karesi artı 2'nin karesi diyebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü dikdörtgen içerisinde bir nokta aldığınızda köşelere de uzunluklar gitmişse bunlar bir tanesi köşegen üzerinde olabilir. Hiç fark etmez. Karşıtlı köşeleri çizilen uzunlukların kareleri toplamları birbirine eşittir. Yani x'in karesi artı 4'ün karesi 8'in karesi artı 2'nin karesine eşittir. Bu birinci yol. Peki biz olsak nereden yaparız? Buradan yapmam mesela ben. Ne yaparım? A kardeşim şu x'i bulmak istiyorsam 90 dereceyi karşılık getirmem lazım. A hocam o zaman şuradan bir dik çizelim. Muhabbeti çıkar. Ama diki buradan çizeceğine Allah aşkına. Şimdi bu köşegen değil mi? İki ihtimalim var. X'e ait bir dik üçgen oluşturmak için. Ya buradan çizersin. Ya buradan çizersin. Değil mi? Aa, buradan çizince de özel bir durum çıkmıyor. Ya da nasıl çizersin? Şuradan çizersin. E, niye? Bu daha mantıklı. Niye? Hocam köşegene karşılıklı köşelerden çizilendikler neydi? Birbirine eşitti. Hatta burası dörtgen burası dörttür. Hatta şu küçük ayırdıkları parçalar da birbirine eşittir diye ispatını yapmıştık. Hatırladın mı? Evet. O zaman hatta şu üçgenle şu üçgen eş üçgen çıkıyor diye söylemiştik. Burası 2 iken burası 2 olur. Burası 4 iken burası da 4 olur. E tamamı 8'di. Buraya 6 kaldı. Pisagor. X'in karesi 4'ün karesi artı 6'nın karesi. Maloşluk yaptık. Ay pardon. <laughs> Söylemiyorduk. Ay öğrendiniz. Nedir? 2 kök. 2 çarpı 2. 2 çarpı 3'ten dolayı arkadaşlar. 2 kök 13'ten dolayı sonuca ulaştık arkadaşlar. Tamam. Ne yaptık? 4 ve 6'daki ortak çarpandan yaptım. Hani burası 2 çarpı 2. Burası 2 çarpı 3 hikayesi var ya burası da 2 çarpı kare küçüğünde karesi artı karesi artık kafadan yapıyorsunuz. 4 artı 9'dan 2 kök 13'ü bu şekilde bulmuş olduk arkadaşlar. Evet güzel bir soru. Farklı yolla da şu özellikle de yapabiliyoruz. Ve geldik şuraya. Evet yine çıkması muhtemel sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Ne diyor? Dikdörtgen şeklindeki bir kartona E, EF, LK, NM çizgileri çizilerek Eş 6 dikdörtgen elde ediliyor. Evet şu çizgiler çizilmiş. Eş 6 tane dikdörtgen elde edilmiş. Tamam. Ondan sonra ben bunu böyle katlamışım galiba. Bunlar o zaman üst üste mi konacak? Tam böyle üst üste. Gönlüyor. Bak gelmiş zaten. Sonra bunu böyle yapmışım. O zaman şöyle bir dikdörtgen geldi. Tamam. Sonra da bunu böyle böyle kesmişim galiba değil mi? Bu karton LK boyunca sonra EF boyunca katlanıp şekil üstteki kesikli çizgiler boyunca kesiliyor. Buna göre son durumda kaç parça elde edilir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Kaç parça? Bak çok güzel bir soru. Dikkat edin arkadaşlar. Sonuçta şuraya baktığınız zaman arkadaşlar, sen bunu böyle kestiğin zaman şurası bir parça mı? Parça. Şurası bir parça mı? Parça. Şurası ayrıyetten bir parça mı? Parça. Bunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda elinde 3 parça varmış gibi değil mi? Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kestik ya bunları. Bunlar da ayrı ayrı parçalar ya. Şimdi yapacağımız iş geriye doğru açınım. Kağıtları açmamız lazım. İlk önce ne yapmıştı? Sağa katlamıştı. Sonra aşağı katlamıştı. O zaman geriye doğru. Ben yukarı doğru açacağım. Hadi bakalım yukarı doğru açalım. Yukarı doğru açtığımda bizim şeklimiz böyle mi oldu arkadaşlar? Katlanmışını aldım. Simetriğini aldım. Evet. Ama şuradaki şekillerin de simetriğini almalıyım. Yani şunu şöyle çizdim. Burası da böyle oldu. Şöyle karalanmışı. Sonra burası da bu üçgen de böyle oldu. Burası yuvarlak. Ayrı bir şey oldu arkadaşlar. Burası da şöyle bir şey oldu. Aa, kağıt şimdi kaç parça oldu arkadaşlar? Bak burası bir bütün oldu şu ikisiyle birlikte. Şu ikisiyle de birlikte burası da bir bütün oldu. Bunlar ayrıldı tam bu noktalardan kesildiği için. Burası ayrı burası ayrı. Yani 1, 2, 3, 4 parça oldu. Kesilmiş atılmış oldu. Ama daha işimiz bitmedi ki. Yukarı doğru açtım. Bir de burada ilk etapta sağa doğru katlamıştı. Şimdi de sola doğru açacağım. Sola doğru açıyorum arkadaşlar şunu. Ama ne kadarlık kısmı açıyorum. Şu katlanmıştı. Bunun üstüne binmişti. Bu kadarlık kısmı açacağım arkadaşlar. Evet şu kadarlık kısmı açıyoruz arkadaşım. Şu kadarlık kısmı da açıyoruz. Açtık. Açtığımız zaman ne oldu arkadaşlar? Şimdi katlanmışını alacağız ama değil mi? Simetriği. Hop. Bunun simetriği bu değil mi arkadaşlar? Şunun simetriği. Şu bir bütün olmuştu. Bu bütün artık burası da bir bütün oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Bir balık şekli çıktı galiba arkadaşlar burada. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şunun katlanmışını aldığım zaman şuradaki üçgen ayrı bir üçgen oldu arkadaşlar. Yani şuradaki parçanın yarısı geldi şöyle. Buradaki parçanın da yarısı buraya geldi. Şimdi sayalım mı arkadaşlar? Farklı bir kalem lazım olacak bana. Farklı renk ne olsun mesela? Açık yeşil olsun ve şöyle sayalım arkadaşlar. Ayrı ayrı parçaları sayıyorum. Hocam 1 bu. Hocam 2 bu. Hocam 3 bu. Bütün oldu çünkü burası. Hocam 4 bu. beş 5 bu. 6 bu. Kağıt kaç parça oldu arkadaşlar? 6 parça oldu. Size tavsiyem aynı eş dikdörtgenlerle kareli kağıdınız var ya alın kesin. Ve bunu da bu şekilde yapın arkadaşlar. Yalnız keserken tam simetrik. Çünkü bir noktada şey olduğu için. Buradaki noktada bazen tam kesemiyorsunuz. Oradaki noktada kalmış oluyor arkadaşlar. Tam o köşeden kestiğiniz zaman kağıdın da 6 parçaya ayrıldığını da görürsünüz arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin. Güzel bir soru. Tek yaptığımız şey geriye doğru açalım. Yukarı doğru katlanmışını aldık. Yani simetriğini aldık arkadaşlar. Katlama sorularını zaten hep soruyorlar. Artık katlamada stil, stil değiştirip bu şekilde kağıt kesme ile ilgili kaç parça olur diye de soruyla da karşımıza çıkabilirler arkadaşlar. Dikkat edin. Hoş sorulardan bir tanesi. Yukarı katladık ve simetrilerini aldık tek tek. Ve ayrı ayrı üçgenler oldu arkadaşlar. Yalnız buradaki olayı bir daha anlatayım isterseniz. Burada da yaparken ne yaptık? Dikkat edin arkadaşlar. Şurada da yaparken şunu şuna dikkat edin. Şuna dikkat edin arkadaşlar. Bak göstereyim bir saniye. Şunun katlamasını aldım arkadaşlar burada. Bunu açtım. E bunu açarken bu kağıt bütün kağıt demiştik. O zaman bu simetriye. Burası da bütün kağıt oldu arkadaşlar. İkisi de yine bütün kağıt olmuş oldu arkadaşlar. Her ikisi de. Şöyle. Sonra bu ayrı, bu ayrı, bu ayrı, bu ayrı oldu. Ama bununla bu zaten yan yanaydı. Bu ayrı olmadı aslında. Şu ikisi ayrı ol, bütün oldu. Bu da bütün oldu. Yani şunları bir daha sayacak olursak şöyle. Siyahla göstereyim isterseniz bu sefer de. Tekrar sayacak olursak. Hocam bir bu. Yeşil değil siyah. Siyah rengi seçim. Hocam bir bu. iki bu. Üç bu. Dört bu. Beş bu. Altı da burası yaptı. Bu da zaten bütün olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Evet. Güzel sorulardan hoş sorulardan biridir. Lütfen ama lütfen. Buna da yıldız atın. Yıldızlı sorulardan biridir diyebilirim size. Ve yıldızı başka nerede atmıştık? Bir de bu kolay soruda atmıştık. Anlatırken uzun sürdü ama çok da kolay bir soru aslında bu. Şu iki soru gerçekten hoş soru arkadaşlar. Hatta bu sayfadaki bütün sorular gayet de hoş sorular. Sınavda çıkmaya aday sorular arkadaşlar. Evet böylelikle dikdörtgeni bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ama farkındaysanız dikdörtgende şu tarz soruları yapmadık. Yani alan sorularını yapmadık. Paraya kenarda çok yaptık diye Burada sizi sıkmak istemedim ama soru olarak karşınıza tabii ki sorular gelebilir. Hani şu alan dağıtmalı sorular falan filan. Paraya kenardaki yaptığımız yöntemlerle, tekniklerle burada da o sorularla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani o paraya kenarı sakın ama sakın aklınızın bir köşesinden çıkmasın. Ee, burada da yine paraya kenarla o soruların yapılabildiğini düşünün arkadaşlar. Paraya kenarda inanılmaz soru çeşidi yazdığım için burada yazıp sizi sıkmak istemediğimden Burada önemli dikdörtgen sorularından bahsettik arkadaşlar. Eksik mi? Değil. Her tarz soruyu biz yapmış bulunuyoruz aslında. Evet gençler böylelikle dikdörtgen konu anlatımını bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kare konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.